Merhaba Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte İtopya ile ortak olarak topladığımız, şu evde kaldığımız günlerde de can sıkıntımıza birebir gelecek yepyeni bilgisayarı hep beraber inceliyoruz. Daha önce de İtopya ile birlikte sizler için sistem çalışmaları yapmıştık arkadaşlar. Bu sistemde Tekno King 2 ismiyle birlikte piyasadaki yerini alacak. Tabii arkadaşlar bir sürü kampanya ve hediyeyi de yanında birlikte getiriyor sistem. Öncelikle kasayı alan ilk 5 kişiye mükemmel bir hediye var arkadaşlar. Bu yanında görmüş olduğunuz VSonic'in 23.6 inçlik 144 Hz 1 milisaniye tepkime süresi olan Full HD monitörü, dediğim gibi kasayı alan ilk 5 kişiye hediye olarak tamamen ücretsiz bir şekilde gönderilecek. Yani sıkı oyuncular için mis gibi özellikleri barındıran monitör, zaten 144 Hz deyince olay kapanıyor arkadaşlar. Daha tabii ki hediyeler bitmedi. Şimdi ilk 5'i kaçırdın diye üzülmeyin. Sonraki 15 kişiye de hediye var. MSI'nin 5'er tane olmak üzere kulaklık, klavye ve mouse gibi oyuncu ekipmanları da yine bu 5 kişiden sonraki 15 kişiye hediye olarak verilecek. Yani özetle ilk alan 20 kişi hediyeleri kapacak arkadaşlar. İlk 5'i monitör olmak üzere. Bunları kaçırırsanız da üzülmeyin arkadaşlar. Çünkü monitöre ihtiyacınız varsa bu sistemi alırken yanında bu monitörü bayağı ciddi bir indirimle birlikte alabiliyorsunuz. Burada ilk 20 kişiye, ilk 50 kişiye vesaire gibi bir kısıtlama yok. Sistemi alan herkes bu monitörü indirimli olarak alabiliyor. Tabii evde bir monitörünüz vardır ya da monitöre ihtiyacınız yoktur. Yine monitörsüz bir şekilde de alabiliyorsunuz. İkisini de linkini açıklama kısmına koyduk zaten. Ha bir de şu var arkadaşlar. Yine monitör almazsınız vesaire, orası ayrı bir mesele. Ama aksesuar bölümünde bilgisayarı alırken o bölüme dikkat edin. Orada da bayağı bir indirimler var. Oraya da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Son olarak da şu var arkadaşlar. Yine TechnoKing 2'yi alan ilk 100 kişiye bir hediye daha veriyor İtopya. Şurada bir tane ekran kartı tutacağı görüyorsunuz. Yaklaşık 170 TL'lik bir fiyatı var arkadaşlar. TechnoKing 2'yi alan ilk 100 kişiye yine bu tutacak ücretsiz olarak gönderilecek. Bence kasayı da bayağı şekilli gösteren bir şey. Zaten dediğim gibi açıklama kısmına iki tane link koyduk arkadaşlar. Bir tanesi monitörün indirimli haliyle beraber TechnoKing 2'yi almak için, bir tanesi de sadece TechnoKing 2'yi almak için monitörsüz şekildeki hali. Dilediğinizi seçip alabilirsiniz. Şimdi o kadar anlattık arkadaşlar. Kampanyalardan, hediyelerden bahsettik. Ancak biliyorum ki oyun performansını merak ediyorsunuz. Şimdi hızlıca gelin birkaç tane bir oyun oynayalım kendisiyle ve FPS değerlerine yakından bakalım. Valorant'a baktığımız zaman yeni çıkmış bir oyun. 140 ile 250 arasında değişken bir FPS aldığını görüyoruz. Yer durumuna göre FPS'niz bayağı değişiyor ama 140'ın altına hiç düşmedi. Ancak Valorant'ta şöyle bir detay var. Daha beta'da olduğu için tam sağlıklı sonuçları alma şansımız yok. FPS'imiz genelde 140'ın üzerinde seyrediyor. Hatta 250'ye kadar da çıktı oluyor. CSGO'ya baktığımız zaman FPS'imiz 320 ile 290 arasına gidip gelen gayet detaylı, gayet iyi bir oyun deneyimi sunan bir FPS olduğunu söyleyebilirim. Çok akıcı bir şekilde bu rekabetçi oyunu oynayabiliyoruz. GTA 5'e baktığımız zaman yılların eskitemediği oyunda tabii ki de testini yapmasak olmaz. En yüksek FPS'imiz 100'leri gördüm arkadaşlar. Bunun dışında en düşük olarak da böyle çok büyük patlama sahnelerinde falan 60'a düşüyor FPS. Zaten oyunun kendi benchmarkını yaptık. Yine herhangi bir sorun görmedim. Akıcı bir şekilde gayet rahat 60 FPS'lerin altına düşmeden oynatabiliyor. Apex'lerin baktığımız zaman yine rekabetçi, çok oynanan oyunlardan bir tanesi. Yine yüksek ayarlarda oynuyoruz. Yine 144 ile 115 arasında bir FPS aldık. Yani 115'in 110'ların altına hiçbir zaman düşmedi. Yine bu tarz rekabetçi bir oyun için gayet iyi değerler diyebiliriz. Yerine göre, konumuna göre 144-145 daha da üstlerine çıktığı oluyor FPS'imizin. Yine akıcı bir oyun deneyimi sunuyor Apex Legends'da. Tabi burada şunu da söylemek lazım. Siz bilgisayarı aldınız, evinize kurdunuz. +10, -10 FPS çıkabilir. Çok böyle küçük değerlere takılmamak lazım arkadaşlar. Hani o sırada güncel driver durumunuza göre, bilgisayarın sıcaklığına göre vesaire değişkenlik olabilir ama genel tablo sizlere sunduğum şekilde. Şimdi oyunlarımıza baktık. Sizi çok fazla sıkmadan da biraz kasanın içindeki bileşenlerden bahsedeyim. İşlemci tarafında AMD'nin yeni gözbebeği bildiğiniz gibi 3500X bilgisayarın içinde geliyor. 3. nesil AMD işlemcilerin performansı zaten gayet yerinde. 35 MB ön bellek, 3.6 GHz çekirdek hızı ve 6 çekirdeğe sahip bir işlemci bu arkadaş. Yayın yaparken, oyun oynarken ya da ne bileyim bir video kurgusu vesaire yapıyorsunuz, render alıyorsunuzdur. O zaman gayet bizi tatmin edecek bir işlemci olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ekran kartına bakalım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yeni nesil ekran kartlarından RX 5000 serisinden bu bilgisayarda RX 5700 mevcut. Kendisi bildiğiniz gibi yüksek performanslı oyunlar oynayabilmek için tasarlanmış bir kart. AMD'nin en güçlü ikinci kartı diyebiliriz aslında. Kendisi için şu an piyasadaki çoğu oyunu Full HD veya 2K çözünürlükte sizlere rahatlıkla oynatabilecek bir kart. RX 5700 için aslında GeForce tarafında böyle 2060 ile 2060 Super
arasında bir kart desem galiba yanlış olmaz. Anakartımız güncellenmiş MSI'ın B450 Max serisi arkadaşlar. MSI bu kartları aldı, güncelleştirdi. Hem yeni işlemcilere göre daha performanslı bir hale getirdi hem de RAM megahertzlerini arttırmış oldu. RAM'lere bakacak olursak Corsair'ın 2x8 şeklinde takılmış toplam 16 GB'lık RAM'leri içinde mevcut. Bu 3000 MHz'lik RAM'ler rahatlıkla yetecektir arkadaşlar. Dilerseniz ileride arttırabilirsiniz. Depolama tarafında ise adeta var arkadaşlar. 480 GB'lık bir SSD mevcut. 520 MB okuma hızı, 450 MB da yazma hızı var. İşte oyunlarınızı açarken, bilgisayarınızı açılırken vesaire bir sürü işlemde sizi gayet mutlu edecek bir depolama birimi diyebiliriz kendisi için. Tabi ileride 480 GB size yetmezse istediğiniz gibi içine depolama satın alabiliyorsunuz. Kasa MSI 100R modeli arkadaşlar. Bence oldukça şekilli bir kasa arkadaşlar. Ön tarafı şöyle mesh diye geçiyor ön taraf. Yine kasanın üst tarafında şöyle bir ızgara var. Kasanın içine tozların kaçmasını vesaire engelleyen bir ızgara. Bunun yanında ön tarafta iki tane USB 3.2 ile birlikte geliyor. Şu renklerini değiştirmek istiyorsanız ledlerin buradaki düğmeye basarak renkleri dilediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Bence gayet şekilli, güzel, ferah ferah bir kasa. Güç kaynağı Corsair markasının VS serisinden 650 watt'lık bir güç kaynağı. Kendisi gayet rahat bilgisayarınızı kaldırabilecek, besleyebilecek bir power supply arkadaşlar. Ayrıca 80 plus değerine sahip. Bilgisayarın içine de baktık, oyunlarımızı da oynadık. Ayrıca hediyelerden de bahsettim videonun başında arkadaşlar sizlere. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda sizlerle birlikte TeknoKing 2'ye yakından baktık arkadaşlar. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti olursa mutlaka yorum bölümünden bizlere ulaştırın. Ayrıca şurada beğen butonu bulunuyor, şuralarda bir yerde. Oradan videomuzu beğenebilirsiniz. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.